360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün sizinle ev yapımı sosları konuşacağız. Bir de dışarı soslarını konuşacağız. Acaba sağlıklı mı değil mi? Ve etiket okumayı anlatacağım size. Aslında çok basit bir yöntem. Ve hepimizin yapması gereken bir yöntem ama asla yapmıyoruz. Hatta son kullanma tarihine bile bakmıyoruz. O kadar çok acelemiz var ki, bir yerlere o kadar çok koşturuyoruz ki. Markete giriyoruz, tıkır 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 alıyoruz. İşte sütü, yoğurdu, şunu bunu, zaten yoğurdu evde yapmayı tavsiye ediyorum. Ama onun haricinde dediğim gibi marketten aldığımız şeylerde bile asla son kullanma tarihine bakmıyoruz. Son kullanma tarihinden başlayalım bence olaya. Son kullanma tarihi çok çok önemli bir mevzu. Kesinlikle zaten uzun ömürlü sütlere karşıyım ben. Uzun ömürlü sütlerde neden karşı olduğumu da söyleyeyim. Herhangi bir şey içerdiği için değil, çok yüksek ısıda kaldığı için UHT sütler. İçindeki yararlı bakteriler de zararlı bakteriler de ölüyor. İkisi de öldüğü için hiçbir fayda kalmıyor sütün. Sadece kalsiyum değeri kalıyor ama süt sadece kalsiyum demek değil. Bu yüzden de günlük pastörize sütleri her zaman için tavsiye ediyorum. Pastörize sütlerin içinde böyle akılda, hani o da paketli olduğu için artık hani biz sürekli paketli gıda almayalım, paketli gıdaya karşıyız dediğimizde, bu sefer pastörize sütler içinde bunlar da paketli, işte bunların içine de mi bir şey konuluyor falan diye aklımızda kalıyor olabilir. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bildiğiniz, güvendiğiniz markalarda pastörize sütlerinde içine herhangi bir şey katılmaz. Sadece ısıl işlem uygulanır ve hatta bu da çok 30-40 saniyelik bir işlemdir. Küçük bir ısı yükseltilir, sonra düşürür. Onun içindeki zararlı bakteriler öldürülür ve peşinden de yararlı bakteriler kalır zaten. Siz pastörize sütle yoğurt mayalayabilirsiniz. Zaten bundan da görürsünüz ki bunun içinde yararlı bakteriler yaşıyor. Şimdi son kullanma tarihi çok önemli dedik ama bir de marketten bir şey almadan önce içindekilere bakıyor muyuz ya da eve geldikten sonra içindekilere bakıyor muyuz? Bu çok önemli. Beraberce şimdi marketten aldığımız sosların içeriğine bakacağız ve etiket okumayı öğreneceğiz bu programda. Aslında okumayı bilmek yetiyor etiket okumak için. Fakat bizim buna dediğim gibi hiç zamanımız yok. Şimdi herhangi bir markanın herhangi bir mayonezi hiç önemli değil. Hepsi birbirinin muadili neredeyse çünkü. Hemen içindekilere bakıyoruz. Bitkisel sıvı yağ var. Ayçiçek ya da kanola yağı. Evet, buraya kadar normal. Su var, yumurta sarısı var, şeker var. Şimdi siz mayonez, işte karbonhidrat olmayan bir diyet yapıyorsunuz. Örneğin 3-4 günlük bir diyete girdiğinizi düşünelim. Ama bunun içine tutup da şeker koymuşlar. Ve siz asla mayonezin içinde şeker olacağını tahmin bile etmezsiniz. Çünkü mayonez çok tuzlu, hatta çok yağlı bir gıda. Onun haricinde modifiye nişasta var. Tuz var, sirke var, asit düzenleyici var, sitrik asit, laktik asit, koruyucu var, sorbik asit, onda da çok sıkıntı yok. Aroma vericiler var, hardal, limon, kıvam artırıcı var. Mesela kıvam artırıcıya ne gerek var? Siz evde de mayonez yapabilirsiniz. Renklendiriciler var, antioksidan konulmuş. İz miktarda da evet. Yani içinde aslında pek çok şey var. Olmaması gereken 3-4 tane şey var baktığınızda. Aslında siz bunu sadece yumurta sarısı olarak alıyor olabilirsiniz. Yumurta sarısı ve yağ olarak alıyor olabilirsiniz. Normal mayonez gibi düşündüğünüzde. Ama çok çok farklı şeyler çıktı içinden. Şimdi hemen bir de ketçapa bakalım. Ketçap da dediğim gibi, yani bu piyasada neredeyse hepsi birbirinin muadili. Birini okuduğunuzda diğeri de zaten ondan çok çok farklı değil. İçindekilere yine bakalım. Su var, şeker var, domates salçası, sirke, modifiye nişasta var yine bunda da. Tuz, elma suyu konsantresi. Mesela elma suyu konsantresinin ketçabın içinde ne işi var? Değil mi? Aklımızın ucundan geçmez düşününce. Koruyucu var, sodyum benzoat. Doğal baharat, aroma vericisi var. İz miktarda yumurta, süt ve ürünleri, hardal, gluten içerebilir diyor. Bir de TETT var. Bu TETT ne demek? Tavsiye edilen tüketim tarihi demek. Yani bu son kullanma tarihi değil. Aklınızda olsun. Bir üründe tavsiye edilen tüketim tarihi varsa bunu o tarih geçtikten sonra 1-2 ay daha kullanabiliyorsunuz genelde. Yine yanlış bilgilendirmiş olmayayım ama
Örneğin işte o son kullanma tarihi değil. Son 3 ayında tekrar kullanabiliyorsunuz. Fakat yine de dikkatli olmamız gerekir. Son kullanma tarihi olarak belirtildiyse bir üründe, SKT olarak belirtildiyse asla son gününden sonra asla tüketmememiz gerekir. Bunlara dikkat edeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi etiket okumak çok önemli. Çünkü işte mayonezin içinden şeker çıktı, ketçabın içinden elma suyu konsantresi çıktı. O da elma suyu da değil, onun konsantresi çıktı. İşte çikolatanın içinden çok garip bir yağ çıkabiliyor. Ya da hiç mesela kahveli diye aldığınız bir ürünün içinden binde bir oranında kahve özütü çıkıp içinde hiç kahve bulunmayabiliyor. Bunlar tamamen renklendirici işte. Binde bir oranda verilen bir tatlandırıcıyla tamamen içerik değişip oynanabiliyor. Bizim buradan çıkaracağımız aslında temel sonucumuz ne biliyor musunuz? Temel sonucumuz şu. Paketli gıdalardan olabildiğince uzak durmak. Aslında basit geliyor. Çünkü hani her dakika bir şeyler yapmak gerçekten zor. Size çok katılıyorum. Ya da her dakika işte bunun peşinde koşmak gerçekten zor. Ama hayatınızdan bir tamamen onları bir çıkartın. Marketten ne alacaksınız bir bakın. Hiçbir paketli olan ürün almayın ve biraz daha sağlıklı yaşam için bir adım atın istiyorum. Bir de şimdi bu sosların kalorilerine gelelim. Aldık ve işte asla yemeden duramayan bir çocuğumuz var. Çünkü alışkanlık haline getirdi ve yiyor. Bakalım kaç kalori alıyor? Hemen bunu göreceğiz. Şimdi mayonezin zaten biliyorsunuz ki kalorisi çok yüksek. Çünkü direkt yağ. 15 gram ürün için bir adet ürün yaklaşık 30 porsiyon içeriyormuş. Bu 30 porsiyon içeriyormuş ve 15 gramlık bir ürün için burada enerji 85 kalori diyor. 15 gram yaklaşık bir tatlı kaşığı, öyle tepeleme değil bir tatlı kaşığına denk gelir. Yani bir tatlı kaşığı mayonez 85-90 kalori. Baya baya yüksek çünkü patates kızartmasını düşünün. 250 kalorilik bir patates kızartması yiyeceksiniz şöyle birkaç avuç kadar. Yanında mayonezi baya bir sıkarsınız değil mi? Kaç tatlı kaşığı kim bilir? En az 2 ya da 3 yemek kaşığı yiyebiliriz. En az 360-400 kalori kadar yiyeceğinize eminim sadece mayonezden gelen. Sonrasında bir de ketçaba bakalım. Ketçap bir tık daha az kalorili ama onun da içerik olarak, içeriği çok masum değil çünkü çok fazla koruyucu içeriyor. Ketçap yerine kesinlikle ben evde yapılmış domates soslarını daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü domates özellikle işleme girdikçe daha çok yararlılığı artan bir besin olduğu için evimizde konserve yaptığımız domatesleri kullanabilirsek ketçap yerine çok çok daha güzel olur. Yine bir porsiyon 20 gram ürün için 20 kalori içeriyor. Yanında da işte bundan sıktınız 2-3 yemek kaşığı kadar sıktınız diye tahmin ediyorum. Bir 100 kalori ya da 80 kalori kadar aldınız. 400 de bundan almıştınız. 500 ortalama soslardan. Tabii bunun içine işte sarımsaklı mayonezi giriyor, barbekü sosu giriyor, şekerli hardalı, ballı hardalı giriyor. En masum şekilde en az 500 kaloriyle kurtaramazsınız. Sadece soslardan geldi. Patates kızartmasından 250-300 kalori geldi. Ne demiştik? 500-300 daha 800 kalori sadece patates ve soslarından aldınız. Daha yemeğe geçmediniz bile. Yanında bir de hamburger yediğinizi düşünelim. 500 de oradan geldi. 1000. 1000 kaloriyi 1 dakika yani 5 dakika içinde bitirdiniz. Yanında bir de asitli içecek içersek, asitli olmasa bile şekerli çaylar falan da oldu. 250 kalori de oradan gelsin. 1250. Zaten bizim totalde günlük yaktığımız kalori bazal metabolizmamızın 1500 bile değil çoğu kişinin. Çok doğru dürüst hareket bile etmiyoruz. Hadi 2000 kalori yakın diyelim. Siz bir öğünde neredeyse bunun çoğunu aldınız. Ne yapacaksınız? İşin bu kısmına bakarsak çocukların neden obez olduğunu görebiliriz aslında. O yüzden lütfen dikkatli tüketim yapalım. Sosları, şunları, bunları restoranda bedava olabilir. Bedava diye vücudumuzu mahvetmeyelim olur mu? Şimdi ben size ev yapımı çok güzel bir pesto sos yapacağım. Ben Reyhan'la yapacağım. Pesto sosun özü
fesleğenle yapılan ama şu mevsimde, kış aylarındayız. Sizin de bulamayacağınızı varsayarak markette aslında bir böyle gurme bölümünde fesleğen vardı. Büyük şehirlerde bulunabiliyor ama reyhanı daha kolay ulaşabiliyoruz. Reyhan daha çok oluyor. O yüzden ben reyhanla yapalım istedim. İki bağ reyhanım var. Şimdi ben bu reyhanlarımı küçük küçük ayıtlayarak blenderımın içine koyacağım. Reyhanlarımdan sonra ne koyacağım biliyor musunuz? Zeytinyağı koyacağım içine. İstediğim kadar koyabilirim. Ben bir çay bardağı kadar koymayı düşünüyorum. İçine su ekleyebilirim. Sarımsak ekleyeceğim. Benim öyle çok sarımsakla süper bir aram yok. Mideme çok dokunduğu için ama sarımsak gerçekten pek çok konuda o kadar vücudumuz için faydalı ki. Mantar önleyici özelliği var. Aynı zamanda mikroplara karşı çok çok etkili. Sarımsağı hayatımızın içinden çıkarmamamız lazım. Dediğim gibi midesi rahatsız olanlar birazcık daha kullanamayabiliyorlar. Çok zorluyor onları. Onlar da pişmiş şekilde benim gibi pişmiş halini rahatlıkla tüketebilirler. Şimdi güzelce reyhanlarımı ayıtladım. Reyhanın kokusunu sever misiniz? Bilmiyorum ama ben bayılıyorum fesleğen reyhan kokusuna. İnsana huzur veriyor. Böyle biraz da yazı hatırlatıyor sanırım o fesleğenlerin tam olduğu zamanlar. İyi hissettiriyor. Evde her zaman için dolabınızda sağlıklı bir sos bulunması size iyiye götürür. Niye? Çünkü en azından ketçap ve mayoneze çok fazla dadanmazsınız. Bu sosu nerede kullanabiliriz diye soracak olursanız makarnanın üstünde inanılmaz güzel oluyor. Salatanın üstünde inanılmaz güzel oluyor. Şimdi şöyle koyalım. Bunun içine böyle 2 diş kadar da sarımsak ekleyeceğiz. Sarımsak kokusundan da çok hoşlanmadığım için çok fazla küçültmeden hemen atıyorum buraya. Evet. İçine şimdi birazcık karıştırayım. İçine bunun hemen zeytinyağı ekliyorum. Dediğim gibi bir çay bardağı kadar zeytinyağım var. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da çam fıstığı koyacağım. 1, 2 ve 3. 3 yemek kaşığı kadar da çam fıstığımı koyuyorum. Biraz içine azıcık da su ekleyebilirim. Biraz kaloriyi düşürmek adına. Yoksa siz hani öyle bir isterseniz tamamını böyle zeytinyağıyla da doldurabilirsiniz. Evet, suyumu da koydum. Şimdi güzelce kapağımı kapatıyorum ve çekme işlemime başlıyorum. Güzel bir sos elde edeceğim. Bu sosumu buzdolabında bir hafta kadar rahat rahat saklayabilirim. Evet, sosum hazır. Çok güzel oldu. Bunun içine ama ben birazcık da tuz eklemeyi sanki unuttum gibi geldi. Tuzu koymamışız. Hemen bir hafifçe tadına bakayım. Sonrasında bence birazcık da kaya tuzu ekleyeyim. Mükemmel. İnanılmaz güzel kokuyor. Çok çok güzel kokuyor. Hemen şöyle küçük bir tadına bakalım. Çok güzel olmuş ama tuzumuz eksik. Hemen tuzumuzu alıp geliyorum. Bu çekilmiş kaya tuzu. Genelde kaya tuzu kullanıyorum. Himalaya tuzuna çok gerek yok. Ülkemizde yok çünkü. Bunun rengi şey değil tabii. Çok açık değil. Çok böyle normalde gördüğünüz pesto sosları gibi değil. Çünkü biz reyhanla yaptık bugün. Yani siz mümkünse fesleğenle yapın. Çünkü fesleğenle çok daha güzel oluyor. O yüzden rengi hafif böyle bulanık olacaktır. Merak etmeyin ama tadı çok güzel. Tadında hiçbir sıkıntı yok. Evet. Güzel bir sos yaptık. Hemen ben son halini size şu şekilde göstermek istiyorum. Şunun içinde gösterebilirim bence. Son halimiz bu şekilde. Dediğim gibi rengi böyle olmasının temel sebebi reyhanla yapmam. Ama bence bu da çok değişik ve güzel bir renk oldu. Gayet güzel bir sos elde ettik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.